In the summer of that year, the Venetian navy captures the islands of Lemnos and Tenedos, and from that point onwards is able to block these straits at the Dardanelles. Çanakkale'yi geçecekler ve İstanbul'a saldıracaklar. Yani tehlike devletin kalbine kadar sokulmuş. Devlet kalbinden, payitahtından endişeli. Böyle bir durum var. The question was what to do and how to make sure that the Ottoman Navy would actually be able to protect the city. Öğüdüm budur ki reisler deniz ilmini bilmeye sıkı önem versinler. Pusula ve harita işlerinden gafil olmasınlar ve bilenlere de büyükler iltifat eylesin. Onunla bilmeyenler de heves edip öğrensinler. Katip Çelebi bütün bu devrin tarihini yaşamış ve ona karşı devletin selamet yollarını aramış büyük bir insan, büyük bir devlet adamı diyeceğim, büyük bir bürokrat. Katip Çelebi Osmanlı tarihinin en önemli ilk beş kültür adamlarından birisidir. Ve böylece belki İslam medeniyet tarihinin ilk onu arasına girebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın en büyüleyici isimlerinden biridir. Bununla beraber biz bu büyük adamı henüz hakkıyla tanımıyoruz. Tarihimizde, uzun tarihimizde Katip Çelebi'nin yaptıkları, gördükleri ve bugüne olan etkileri son derece de önemlidir. Bu noktalar hakkıyla belirtilmemiştir. Bilindiği gibi Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa İbni Abdullah'tı. Ancak herkes onu Katip Çelebi veya Hacı Halife olarak tanır. Katip Çelebi 17. asrın başlarında doğdu. 1609'dur hatırladığıma göre. Ve ölümü de 1657'dir. Babası hem bir silahtar hem de mali bürokrasinin bir mensubuydu. Bu bağlamda Katip Çelebi'nin sıradan, alelade bir ortamdan gelmesi ilginçtir. Elit kesimin bir üyesi değildir. Sanılacağı gibi bilimsel bir eğitim almamıştı. Belki onun avantajı da buydu. İstanbul üniversitelerinde verilen katı eğitimden geçmediği için zihni belli bir yöne odaklanmamıştı.
medresedeki bu formel bilginin üretiliş ve nakledilişinde çok önemli bir husus var. O diğer kol alanlarda da var olan bir şey. Burada bir üstad önemli. Yani bir üstadın bilgisi ve üstadın bilgisini aktardığı bir ortam önemli. Katip Çelebi, Katip Çelebi için bildiğimiz kadarıyla hoca-öğrenci ilişkisi daha az önem taşıyordu. Onun amacı kitaplarda korunabilen ve bir öğretmen veya ustadan bağımsız olarak kitaplar aracılığıyla neşredilip yayılabilen bilgiyi oluşturabilmekti. Orduyla birlikte, ordunun bir parçası olarak gezdiği ve çalıştığı için zihni çeşitliliklere açıktı. Ki aksi takdirde böyle bir şey mümkün olmazdı. Yani Katip Çelebi o zamanlar yeni olan ve geleneksel İslami bilgi kavramından ayrı olan evrensel bilgi anlayışını simgeler. Bu da onun kişiliğindeki modernliğin derecesine işaret etmektedir. Bizi içgüdüsel olarak ona çeken ve onu ilginç kılan işte bu noktadır. Buraya yönelmesi aslında Katip Çelebi'yi o batıdaki bilim devrimine yaklaştırıyor ve büyük ölçüde de ondan haberdar değil Katip Çelebi. This is not only the era in which Ottoman Turkish came into its own. Bu dönem sadece Osmanlıcanın kendini edebiyat ve yönetim dili olarak göstermeye başladığı bir zaman dilimi değil, aynı zamanda okumuş Osmanlıların Osmanlı bilgi birikimini düzenleme işini üstlendikleri bir dönemdir. Organize Ottoman knowledge. Katip Çelebi yetişirken 17. yüzyılda batıya baktığımızda batıda da aslında Rönesans falan olmuş ama 17. yüzyılda daha bilim devrimi filizlenmekte. Yani Kopernikler, Keplerler, Galileyler falan işte onlar hepsi Katip Çelebi'nin çağdaşı. Avrupa'da Galileo ile birlikte başlayan nasıl oluyor sorusu henüz doğuda yani Osmanlı'da sorulmamaktadır. Erken bir yaşta babasının yanında askeri memuriyette çalışmaya başladı. Ve bu şekilde aynı zamanda askeriyenin bir parçası haline gelerek babası gibi o da bazı seferlere katıldı. Onun için bu Bağdat ve İran seferlerinde falan onu görüyoruz. Ve yakından askerin ordunun durumunu, memleketin durumunu yakından görüyor. Ancak Girit seferinden sonra kendisine bir zaman kalmış. O ünlü eserlerini üreteceği veyahut da o büyük bir bilgi birikimini yazıya dökebileceği dönem. O savaşlar sonrasının rahat ortamı herhalde. Mesela sonradan Cihan Mümayi yazarken diyor ki orduların, komşu memleketlerin durumu hakkında hiçbir fikirleri yok. Yolları bilmiyorlar. Bütün o noksanları yakından görmüş, tecrübe etmiş. The one interesting thing, important thing that seferlerden birinde ordu Halep yakınlarında konuşlanır ve Katip Çelebi de buradan hacca gider. The other thing that he does in those years already,
Bu yıllarda yaptığı diğer şey ise bol bol okumaktır. O dönemde Halep merkezi kitap pazarlarından biridir ve Katip Çelebi de sefer ve çatışma olmadığı zamanları Halep kitapçılarını gezmek ve daha sonra biyografik sözlüğüne girecek notları çıkarmakla geçirir. Bütün bu ilimleri gençliğinden itibaren kendisini kitap okumaya vererek, kitap toplayarak, sahafları gezerek kendisini yetiştiriyor. And that changes his situation in life profoundly. Bu durum hayatını tamamen değiştirir. Çünkü ofisteki günlük ağır ve zahmetli işlerden büyük ölçüde kaçmasını sağlar. Yaşadığı evi tamir ettirir, düzenler. Evlenir ve kitap satın almaya başlar. He starts buying books. Was able to take a sort of bir tür erken emeklilik yaşadı ve mirasını, ilgi alanlarını geliştirmekte ve kaydını tutmakta kullandı. And we can assume that he actually birikimleriyle 3000 yazmaya kadar ulaşan zamanının büyük olasılıkla İstanbul'daki en geniş özel kütüphanesini oluşturmuştur. Up to 3000 manuscripts. And this is what allows bu durum onun inanılmaz derecede üretken olmasını sağladı. Kısacık ömrüne çok büyük eserler sığdırmıştır ki bu bilinen en önemli bibliyograftır. O dönemine kadar görmüş olduğu hatta kaynaklardan ulaşmış olduğu bütün eserleri kaydetmiş ve bizzat bunların bilim kollarını da açığa çıkarmıştır. Ve bununla da yetinmeyecektir. Doğu ve Batı kaynaklarından hareketle hem tarih hem de coğrafya üzerine eserler ortaya koyacaktır. Ve bu konularda geleneksel çalışmaları değiştirecektir. Ve modern bir şekilde modern coğrafya, modern tarih, modern toplumsal bilgiler dönemini başlatacaktır. Katip Çelebi bilgiyi çok farklı kaynaklardan elde edebilmekteydi ve bu bilginin Avrupa kökenli bir kitaptan veya İslami bir metinden veya Yunan, Arap, Fars, Latin ya da başka kökenden olması onun için hiçbir fark yaratmıyordu. O sadece uygun ve yararlı olanı alıp kullanıyordu. Those of us İçimizden Osmanlı İmparatorluğu'na dışarıdan bakan bazıları, Batı toplumlarının Osmanlı üzerindeki etkisini araştırmakla ilgilendiler. Ama asıl yapılması gereken Katip Çelebi'nin içerideki Osmanlılar üstündeki etkisine bakmaktır. Osmanlı aydın sınıfını incelemektir. Katip Çelebi'nin onların düşünüşü üzerinde ne gibi bir rol oynadığını ve ne gibi değişikliklere yol açtığını görmektir. Ve işte sırada benim tek bir kişinin o zamanda böylesi bir eseri tek başına oluşturması nedeniyle büyüleyici bulduğum ve Katip Çelebi'nin ansiklopedik projesi olarak adlandırdığım eserleri var. Onun biyografik sözlüğü olan Süllemül Vüsul, bibliyografik sözlük Keşfü Zünun,
ve coğrafik ansiklopedisi olan Cihan Nüma'nın tüm türevleri. As you know, for example, he sought learning not only in the örneğin, sizin de bildiğiniz gibi incelediği, kayda geçirdiği ve muazzam keşfi zununda yorumladığı 15 bine yakın kitabın içeriğini özümsemekle kalmadı. Bir çevirmen aracılığıyla Avrupa'nın bilim eserlerinden de yararlandı. Bunu yaparken çok sistematik bir şekilde yapıyor ve bu kendi el yazısıyla olan eserini incelediğiniz zaman hakikaten bu adamın dahi diyebilirim, yani dehanın değişik şekilleri, yani bu ansiklopedist daha yüzlerce İslam kaynağını, literatürünü, temel kaynaklarını çok iyi biliyor ve onlardan istifade etmesi gibi böyle gayet kısa öz referanslarla büyük bir çalışma. And it's in this organizational capacity as well as in his bu düzenleme yeteneğidir ki gününün sosyal ve politik olgularını yorumlama yeteneğinin yanı sıra onu modern çağın başındaki en önemli ansiklopedicilerden biri yapmıştır. One of the most important encyclopedists of the early modern era. Şimdi onun bibliografiyle ilgili hazırlamış olduğu eser Keşf-i Zunun en Esamül Kütüb el Fünun İslam medeniyet tarihinde yazılmış en geniş kapsamlı bibliografyadır. Katip Çelebi in the Keşf-i Zunun is not only Katip Çelebi Keşf-i Zunun'da okuyup araştırdığı kitapların ve bilimlerin kataloğunu çıkarmakla kalmaz. Onlara kendi yorumunu da katar. Yani o eserleri derinlemesine inceler ve eserlerin hem geniş bir bilgi yelpazesinde hem de insan yaşamında nereye oturduğuna dair kafa yorar. Yani bu bir el kitabıdır. İslam ilimleriyle ilgili, araştırma ile ilgili herhangi bir kütüphanede olması elzem olan bir kitaptır. Yani eğer İslam medeniyetiyle, kültürüyle ilgili, yani bu İslam'ın işte Arap kısmı olsun, Türk kısmı olsun, İran kısmı olsun, ne kısmı olursa olsun, eğer keşf-i zunun yoksa o kütüphane eksiktir. Yani o kitap şarttır. O vazgeçilmez bir eser. Scholars have speculated how Katip Çelebi bilim adamları Katip Çelebi'nin keşf-i zununda yer alan 14 bin maddeyi alfabetik olarak sıralamayı nasıl başardığını hep merak etmişlerdir. Biz onun indeks kartları gibi bir şeyler kullandığını sanıyoruz. Ama tam olarak nasıl yaptığı bilinmemektedir. Katip Çelebi'nin fazla bilinmeyen fakat Keşf-i Zunun gibi, yani o meşhur bibliografyası gibi bir çalışması vardır. Bu da Süllemül Vusul ila Tabakatül Fuhul. Bu kitap tahminimize göre son yazdığı eserdir. Son telif ettiği eserdir. Ve bu eseri yazarken yüzlerce biyografi kitabını inceleyerek onların bir nevi özetini ve bir nevi sentezini çok mükemmel bir şekilde yapmıştır. And each of those works in some way ve bu kitapların her biri bir şekilde diğerine atıfta bulunur. Örneğin Süllemül Vusul, Keşf-i Zünun için bir nevi yazar dizini gibi kullanılabilir. Ve eğer Keşf-i Zünun'da okuduğunuz bir eserin yazarı hakkında daha çok şey bilmek isterseniz, Süllemül Vusul'a bakabilirsiniz. Ve orada biz bu irsika olarak bunu 10 seneden beri çalışıyoruz. Ölümünün 400. yıl dönümü münasebetiyle yayınlayacağız. 6 cilt halinde çıkacak. 6000'e yakın biyografi var içinde. Bütün İslam dünyasında coğrafyanın esası Batlamyus'un coğrafyasından, onun haritalarından geliyor. Ona münhasır idi. Fakat Katip Çelebi ilk defa görüyor ki Batı coğrafya ilminde çok ileri gitmiş. Dünyayı daha iyi tanıyor. Talih kendisine yardım ediyor. Bilgili
bilgin bir Fransız İslam'ı kabul etmiş. Şeyh Mehmet İhlasi adını almış. Okumuş. Onu buluyor. Ve onunla Avrupa'daki belli başlı önemli coğrafya kitaplarını ona tercüme ettirerek Batlamyus coğrafyasından beri ilk defa olarak Batı'nın bulduğu coğrafi bilgileri aktarıyor. İşte bu çabalar sonunda bu Büyük Cihannuma adlı kitap ortaya çıkmıştır. There's a woman, a Dutch woman. Şu anda İspanya'da yaşayan Hollandalı bir kadın var. Katip Çelebi'nin baktığı haritaları son haline nasıl uyarladığını bulmaya çalışıyor. Onları kopyalarken nasıl bir teknik kullanmıştı? Sadece dikkatli bir şekilde kopya mı etmişti? Yoksa anlayıp bir şekilde uyarlamış mıydı? Bunu bilmiyoruz. 18. asırda Müteferrika Cihannuma'yı basmaya teşebbüs ettiği zaman görüyor ki birçok noksanlar var. Mesela Kopernikus sistemi onda yok. Bütün bunları Müteferrika yine bizim Katip Çelebi'miz gibi Batı kaynaklarından alarak Cihannuma'yı genişletiyor. Yani 200 sayfadan fazla bir ilavesi var Müteferrika'nın. Yani Cihannuma'nın Müteferrika tabu, şu önümüzdeki kitap yalnız Katip Çelebi'nin değil, aynı zamanda Müteferrika'nın sayılır. Bu eserler Osmanlı'daki coğrafya bilgisi bakımından önemli olduğu gibi Doğu-Batı münasebetleri, Doğu-Batı dünyası arasında İslam'la, Osmanlı'yla, Avrupa arasındaki kültürel alışverişler ve bilim açısından karşılıklı etkileşmeler bakımından çok önemlidir. ...1617'den 1656'ya kadar bu 50 yıl tam bir anarşi devridir. Sultanlar öldürülüyor, efendim kadızadeliler, medreseliler birbirlerini evrende mahvetmek için çalışıyorlar. Venedik İstanbul karşısına gelmiş. It is shaped by mali krizler, sosyal karmaşa, celali isyanları ve belki de toplumu hepsinden fazla sarsan genç Osman'ın tahttan indirilerek katledilmesi gerçekleşiyor. Hani böyle bir anarşi devri yaşıyor Katip Çelebi. Bugün hazinenin azlığı, askerin bolluğu, giderin çokluğu ve halkın güçsüzlüğüne ait bunalımın mümkün olduğu kadar yok edilmesinin çaresi şudur. Katip Çelebi is remarkable. Katip Çelebi'nin bir aydın olarak taşıdığı sorumluluk duygusu, özellikle de engin tarih bilgisini bu alanda kullanma ihtiyacı duyması açısından olağanüstüdür. Onun devlet işlerini yoluna koymak için yazdığı, yani bu tablo karşısında ıstırap duyup da tepki gösterdiği bir eser Düsturul Amel'dir.
He clearly felt the need to deploy that learning in the interest of. İşte Katip Çelebi derin birikimini gününün sorunlarını yorumlamak ve çözümler üretmek için kullanma ihtiyacı duydu. İster mali sorunlar, askeri örgütlenmeye dair sorunlar olsun, isterse inanca, öğretiye dair sorunlar, toplumsal alana giren her sorunda kullandı. Gerçi ben bu raporumun kale alınmayacağını, dediklerimin uygulanmayacağını daha raporu vermeden biliyorum. Fakat benim asıl korkum bu değildir. Yarın kıyamet gününde Allah bana soracaktır. Sen ki memleketin aydın bir insanıydın. Neden bu bozuklukları görüp de çarelerini söylemedin, üzerine düşeni yapmadın diyecektir. O zaman ben bana düşeni yaptığımı, yerine getirdiğimi bu raporumla gösterip kendimi vebalden kurtarırım. İşte devlet bir batma, mahvolma anına geldiği zaman bazı insanlar ileriyi görebiliyor. Kurtuluş yolunu görebiliyor. İşte onlardan biri Katip Çelebi. ...1656'da İstanbul, Venedik donanmasının tehdidi altındayken, Katip Çelebi şehrin bu tehdide karşı nasıl savunulması gerektiğini göstermek amacıyla Osmanlı denizcilik tarihi üzerine bir risale yazar. Öğüdüm budur ki eski padişahların sefer ve fetih olayları, kaptanların denizde sefer ve savaşları üzerine anlatılanlar, yazılanlar görülüp kıssadan hisse alınsın. Gafil olunmasın ve selam. Şimdi bu Venedik'in Çanakkale önüne gelip devletin merkezini tehdit etmesi çok derin bir tesir yapmıştır. İlk defa bu açık fikirli bürokrat Venedik'in denizdeki bu kudretini, köklerini araştırmaya kendisini veriyor. Ve bu da denizcilik tarihini, denizcilik ilmini kendisini yöneltiriyor. Denizcilik teknolojisine ait mesela Esfahül Bihar'ın içinde bilgiler var. Donanma erbabını uyandırmaya çalışıyor. Katip Çelebi devrinde Osmanlı toplumunu rahatsız eden, büyük çatışmalara götüren dini tartışmalar baş göstermiştir. O anarşi devrinde iki grup halka kendi görüşlerini kabul ettirmek ve hakim olmak için faaliyettedirler. Bunlara tekkeliler ve medreseliler diyoruz. So this and the foundation of this is. Bunun temeli anladığım kadarıyla Osmanlı İmparatorluğu ideolojisinin dini açıdan eleştirilmesidir. Yani aslen bu eleştiri dini açıdan yapılmaktaydı ve amacı Osmanlı toplumunu daha dindar, daha sofu ve şeriatın yasa ve düsturlarına daha uyumlu kılmaktı. Ve sonra Kadızade hareketi bunu kendi gündemleri haline getirdiler. Bir aralık bu Kadızadeli vaizlerin tahrikiyle halk camiden ayaklanıyor ve tekkeleri yakmak, bu şeyhleri öldürmek için harekete geçiyorlar.
Köprülü Mehmet tam diktatör yetkileriyle iş başına getiriyor. Ve bu noktada Katip Çelebi daha sonra çok popüler olacak bir başka risaleyi Mizanül Hak'ı yazar. Burada Kadızadeli'nin halkın gündemine dahil ettiği batıl inançlar, sema ile ilgili sorular, tütün içmenin yasal olup olmadığı, kahvenin mübah olup olmadığı gibi o dönemde sürmekte olan tüm ana tartışma konularını temelinden ele alır. He doesn't say, well, we have to stop such discussion. Bu tartışmaya son vermeliyiz demez. Bu tartışmalar hep olacaktır. Asıl sorun yerleşik öğretiyi daha az dayatmak ve sosyal düzenin ve bilginin kendilerine ait alanlarda korunmasıdır der. Bu dönem içerisinde düşündüğümüzde Katip Çelebi topluma Kadızadeliler hareketiyle birlikte ortaya çıkan ve sorular ve bunlara aranan cevaplarda bir itidal tavsiye edecektir, bir orta yol tavsiye edecektir ve bütün bu sorulan soruların bir cevabı olduğunu ortaya konacaktır ve rasyonelitenin yani aklı ön plana koymanın gerekliliği üzerinde duracaktır. Köprülü iş başına geçerken diyor ki saraydan herhangi bir yerden bana emir gelmeyecektir. Emirleri ben vereceğim. Tam bir diktatör otoritesiyle iş başına geliyor. Evvela Yeniçerileri eziyor. Arkasından gidip Venediklilerin elinden Bozcaada'yı alıyor. Ve devleti doğruluyor. Fakat Katip Çelebi bu kalkınma devrinde çok yaşamadı. Köprülü iktidara geldikten bir sene sonra öldü. 1657'de öldü. Ve bu noktada sormamız gereken şudur. Osmanlı Devleti onun yeteneklerinden daha iyi yararlanamaz mıydı? Ve ben de Katip Çelebi'yi de özdeşleşen bilgi kavramının daha sonra Köprülü Devri'nde uygulanan politikalarla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Katip Çelebi zamansız ölse de onun fikirler zinciri ölümünden sonra da devam etmiştir. Diğer hususta tabi tarihçiliği özellikle Batı kaynaklarını da tarih araştırmalarında ve tarih yazımında kullanması. Kendi devrindeki siyasi bu kargaşayı gidermek için tarihe çok önem vermiştir. Onun için Fezleke kitabını meşhur, Fezleke Akvalül Ahyar fi İlmü Tarih vel Ahbar adlı kitabını yazıyor. Katip Çelebi's activities as historian have to be understood. Katip Çelebi'nin tarihçi olarak faaliyetleri, bilgiyi düzenleme ve özetleme sorumluluğunu üstlenen birinin geniş kapsamlı misyonu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Summarize and organize knowledge.
bu fezleke çok önemli bir tarihtir bu devir için. Ben kendi araştırmalarımda çok istifade ettim bu fezlekeden. Fezleke sonradan Naim Ağa'ya, büyük tarihçimiz Naim Ağa'ya kaynak olmuştur. Katip Çelebi is not to be seen merely as an analyst. Yani Katip Çelebi sadece bir dizi olayı kronolojik düzende yazan bir çözümleyici olarak görülmemeli. Sanki bu olayların niye olduğu önemsizmiş de sırf oldukları için yazılmışlar gibi. Daha ziyade bir bilgi bütünü içinde. Özellikle Osmanlı bilgisinin bütünü içinde. Osmanlı'ya özgü bir özet olarak. Tarihi sürecin bir özeti olarak, İslam uygarlığının gelişiminin ve dönüşümünün özeti olarak, imparatorluk uygarlığının bir özeti olarak görülmeli. Bununla kastettiğim şu, o tür insanlar için önemli olan sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, bütün insanlık tarihi. Yalnız coğrafyada değil, fakat görüyorsunuz Katip Çelebi aynı zamanda bize Avrupa toplumunu, onun tarihini açan bir insandır. İlk insandır bu sahada. Bu uzun hayat hikayesinden sonra tüm bunların ne ile ilgili olduğunun sorusunu sormalıyız. Bu niçin enteresan? Katip Çelebi'yi bugün üzerinde bu kadar çalışılmaya değer kılan nedir? Buna temel bir yanıtsa, sayısız eserinde gerçekleştirdiği bilgi kavramının zamanı için oldukça devrimci olmasıdır. Revolutionarily new at the time. Yani Katip Çelebi'yi biz modern devre, modern tarihe taşıyabiliriz. Fikirleri bakın. Şimdiye kadar Katip Çelebi'nin biyografisinde buna dokunulmadı. Ancak bu evrensel bilgi kavramı, ilgilendiği bilginin yeni veya devrimci olmasını gerektirmemektedir. Onun görevi yeni şeyler bulmak değil, orada ortada olan bilgiyi toparlayıp insanların kullanımına sunmaktı. Osmanlı tarihini incelerken ilgilendiğim noktalardan biri de bir kültürden diğerine bilgi aktarımı. Bu hala süregelen bir sorun. Günümüzde çok önemli. Pek çok kültür var ve birbirimizi çok iyi anlamıyoruz. Bu nedenle Katip Çelebi'de özellikle ilgilendiğim, hatta kesinlikle ilgilendiğim şeylerden biri çeşitli türden bilgiyi Osmanlılara aktarma çabasıdır. I see him as a compilator. Onu bir derleyici, bir öğretmen ve bilgiyi yayan,
neşreden biri olarak görüyorum. Onun temel önemi buradadır. Ve onun bize bu kadar çekici veya sempatik gelmesini sağlayan da budur. Bu yüzden severiz onu. Well, perhaps one of the most striking examples of the extraordinary eserlerinin İslam uygarlığına ve özellikle onun Osmanlı uyarlamasına açılan bir pencere olarak süregelen önemine ve olağanüstü zenginliğine en çarpıcı örnek İslam ansiklopedisinin maddelerinde görülebilir. Simply looking at articles in the Encyclopedia of Islam. İslam ansiklopedisinin bilgi maddesine göz atarsak, bütün bilimlerin ve kaynakların malumatı maddesinde birbirinden farklı konu ve branşlarda en sık alıntılanan iki kaynaktan biri İbn Haldun'un ünlü mukaddimesi, diğeri de Katip Çelebi'nin Keşf-i Zünun'udur. O zaman neyin yeni, neyin az bulunur olduğunu, nelerin sıkça incelenip çalışıldığını, neyin sıra dışı olduğunu gösteriyor ki bu da bize o dönemin entelektüel ufuklarını anlamamızı sağlayan ilginç bir inceleme sunuyor. From my own perspective, as an historian who is always trying to get at the life that lies behind. Benim gibi her zaman satır aralarını, satırların ardındakini bulmaya çalışan bir tarihçinin bakış açısından, Katip Çelebi ve çağdaşı Evliya Çelebi gibi şahsiyetler tam da bu nedenle çok heyecan verici ve aydınlatıcıdır. Exciting and informative. Çünkü yaşayan bir toplum yaratmayı mümkün kılarlar. Recreate a living society. Katip Çelebi fikirleriyle devrinin kargaşa ve anarşisine karşı tavrıyla ve buna bir çıkış yolu olarak tam manasıyla batıya dönmek, batı kültürünü tanımak, Avrupa'yı tanımak lüzumuna olan katkısıyla, bu husustaki çalışmaları ve ısrarıyla bizde garpçılığın başlangıcıdır. Şüphesiz çok önemli bilim adamları, düşünürler, özellikle 19. yüzyılda ve 18. yüzyılda da var tabii ki var. Ama Katip Çelebi o çağ içinde Osmanlı'da en öne çıkan entelektüellerden biridir. Şimdi burada belirtmek istediğim bu konuşmada Katip Çelebi'nin bizim tarihimizde yalnız fikir tarihinde değil, siyaset tarihinde de Batı karşısındaki tutum ve felsefemizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtmektir. So the question remains. O zaman yine yanıtlanması gereken o soru kalıyor. Neden hala Katip Çelebi'yi inceliyoruz? Bu hikayede önemli olan nedir? Would give to that question is that bu soruya verebileceğim yanıtsa şudur.
Nereden bakarsak bakalım, Katip Çelebi'nin kendi tarihi dönemindeki konumunu görebiliriz. Ve onun dönemine de Katip Çelebi'nin yansımasından bakabiliriz. And so what makes it appealing is the onu çekici kılan aydınlanma ve öğrenme değerlerinin yanı sıra bilgiyi herkese ulaşabilir kılma arzusunun bir bileşimidir. Bu değerlerse halen savunduğumuz, inandığımız değerlerdir. And these are values that we still stand for today.